Merhaba arkadaşlar, ben Çiğdem. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda ilk sukaba denememi yapmıştım. Bu da benim ikinci sukaba denemem. İkinci sukaba çalışmam. Bahçemizde 5 tane çıkmıştı. Birinci videoyu izleyenler anlayacak ne dediğimi. Orada göstermiştim. Şimdi ikinci sukabamızda bir kedi yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Su kabağımın altında bir küçük delik açarak çekirdeklerini aldım tabi gelecek yıl için. Tekrar ekmek istiyorum. Zaten şu sırada ekme zamanı. Atık kağıtlardan bir tane toptan kafa yaptım arkadaşlar ilk öncelikle. Bunu farklı bir yöntemle de yapabilirsiniz. Eğer kendiniz de yapacaksınız. Daha hafif bir plastik top da olabilirdi aslında. Bu da ben bulamadım. Bir yarım saat beklettikten sonra kullanmaya başlıyorum. Alüminyum parçaların üzerlerini kaplıyorum. Her parçayı bu şekilde kapladım. Kuyruk bölümü de aynı şekilde kaplandı. Bu bölümde biraz düzeltme yapabilmek için sudan faydalandım. Ama arkadaşlar normalde bu hamur fazla suya gelen bir hamur değil. Onu belirteyim size. Sadece birleşim yerlerini yok edebilmek için çok hafif sadece parmağınızı nemlendirerek birazcık kayganlık sağlamak için su kullanabilirsiniz. Dediğim gibi normalde suya geldiği zaman cıvıyor çünkü tutkal su bazlı olduğu için kıvamı bozuyor. Konuda belirtmiş olalım. Bilgiyi verelim. Tabi kafayı yaparken mecburen bol tutkal kullandım. Pardon, bol su kullandım, o ayrı. Şimdi bu şekilde dengelemeye çalışıyorum. Dengeyi oturtmak biraz zor oldu. Tavuğu yapmak çok daha basitti gerçekten. Ya bu su kabağının şeklinden dolayı bilemedim. Bu kedi meselesi beni biraz zorladı açıkçası. Normalde tavuğu çok aşırı derecede kolay yapmıştım. Ya bunun şeklinden dolayı, dediğim gibi benim de sadece ikinci denemem bu. Mami şimdi burada neler oluyor kardeşim? What's going on over here gibilerinden dolanıyor böyle. Tabii bunu yapmam 2-3 günümü aldı. Şimdi kafayı kaplayacağım. Dediğim gibi burada çok fazla parça kullandığım için yuvarlamaya çalışırken bu parçaları birleştirebilmek için sudan yardım aldım ama fazla cıvıdı. Gerçekten cıvıdı.
Yani bir düzelttim, kenara bıraktım. Bir akşamdan sabaha bıraktım, kurumasını bekledim yani. Çok kolay düzeliyor fakat dediğim gibi o yüzden bu şekilde aynı hamurla. Tabii hamurlarımı yapıştırarak yaptım. Altlarına önce polimer tutkal sürüyorum, sonra yapıştırıyorum. Elimde gördüğünüz polimer tutkal kutusu zaten doldurup doldurup kullandım. Benim artık şeyim bir parçam oldu. Çok kullanışlı. Aslında arkadaşlar bu hamur çok pratik olduğu gibi çok da sağlam bir hamur. Onu belirteyim size. Bayağı kemik gibi oluyor. Bundan takı da yapılıyor. İleride yaparız inşallah fırsat kalırsa. Bir sürü tasarım var kafamda ama yani sıra gelmiyor hiçbirini yapmaya. Çünkü bütün videoyu yaptığım gibi, objeyi yaptığım gibi video yapıyorum. Videoyu montajı, şusu, busu, seslendirmesi bayağı bir zamanımı alıyor. Aslında günde 10 tasarım geliyor benim kafama ama maalesef bu kadarcık çıkartabiliyoruz. Haftada bire düştü videolarımız. Şimdi bu haftadan sonra zaten rölef videoları artık hızlanmaya başladı. Rölefe döneceğiz. Yeni bir rölef yapacağız. Şimdi boyamaya başlıyorum. Her zamanki sistem fırçamı nemlendirerek. Tepesindeki tüyleri yapıyorum. Şimdi gözlerimi boyayacağım. Biraz burada hızlandırdım arkadaşlar çünkü bayağı uzuyordu video. O yüzden kısa kestim. Gözleri bu şekilde boyadım zaten görüyorsunuz. Şimdi evalarla bir
şeyler yapacağım. Tasma yapacağım. Tasma gibi bir şey yapmıştım hamurdan ama. Boynuna kedimin. Çantasında sıcak silikonla. Evet. İşte sonunda ortaya çıktı. Su kabağından yapılmış kedimiz gösterime hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi tavuk yapmak kedi yapmaktan çok daha basitti. Dengesini kurmak biraz zordu. Kafası biraz ağır geldi. Altında bir şeyler yaptım. Eğer yapmaya kalkarsanız dediğim gibi kafayı daha hafif bir materyalden, mesela top veya şişirilmiş balona hamur kaplayarak yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Başka projede görüşmek üzere.